Merhaba. Londra'nın merkezinde Margaret Street'teyiz ve bir kiliseyi inceleyeceğiz. Kilisenin ismi All Saints Church yani Tüm Azizler Kilisesi. Bu kiliseyi inceleme sebebimiz yüksek Victoria dönemi gotik mimari tarzının çok iyi bir örneği olması. Avluda durup yukarıya baktığımızda Londra'daki en yüksek çan kulelerinden birini görüyoruz. Bütün ulusun dini değerleriyle gurur duymasını sağlamayı hedefleyen Anglikan Kilisesi'nden bir grup tarafından yapılmış. 1840'ların sonlarındaki bu bina planlanmaya başladığında dahi Londra merkezindeki bu bölümde oldukça yoğun yapılaşma varmış. Dolayısıyla kilisenin mimarı olan William Butterfield avluyu, bütün kiliseyi, kilisenin içindeki büyük nefi ve sunağı oluştururken elindeki arsayı en iyi şekilde nasıl kullanabileceğini Detaylı şekilde düşünmek zorunda kalmış. Mimar iyi bir planlamayla merkezi Londra'daki bu küçük alana ortaçağ dönemini anımsatan bu başarılı mimari yapıyı sığdırmayı başarmış. Kilisenin dış yüzeyinde kırmızı ve siyah tuğlalar görüyoruz. Aralarda ise kireç taşı kullanılmış. Bu tarz yapısal çok renklilik olarak adlandırılıyor. Yani renkler yüzeyde değil. Yapının kendisi renkli malzemeler kullanılarak yapılmış. Kilisenin içine girdiğimizde renklerin avludakinden daha yoğun şekilde kullanıldığını göreceğiz. Kullanılan malzeme çeşitliliği de artacak. Gördüğümüz renkli yapı elemanları bana Siena'daki katedrali anımsatıyor. Orada da değişik renklerde yatay bantlar görürüz. Bu binanın planlandığı dönemde, yani 1850'lerin başlarında, Orta Çağ dönemi İtalyan mimarisini öne çıkaran çok önemli bir eleştirmen ve yazar var. Ruskin. Ruskin, birkaç yıl süreyle mimari alana yoğunlaşmış ve gerçek mimarinin nasıl olması gerektiğine dair bazı prensipler oluşturmuş. İçinde yaşadıkları modern çağda doğru bir iş yapabilmek için geçmişteki eserlerden beslenilmesi gerektiğini öne sürmüş. Geçmiş dönem eserlerini örnek almak derken Ruskin e, İngiltere'yi değil, kıta Avrupası'nın mimarisini örnek alıyor. Hem kullanılan malzemeler ve teknikler hem de ortaçağ eserlerinde gözlemlenen Tanrı'ya hürmet yaklaşımıyla İtalya ve kıta Avrupası yapılarını örnek alıyor. Endüstrileşmeyi de eleştiren Ruskin, endüstrileşen modern İngiliz toplumunda özgünlüğün kaybolduğunu düşünüyor. Bir eleştirmenin eleştirmesi ve görüşlerini belirtmesi olağan bir durum. İlginç olansa onun bu görüşlerinin birebir hayata geçirilmesi. 1830'larda Oxford Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan küçük bir grup Oxford hareketi olarak bilinen bir akımı başlatıyor. Bu grup Anglikan Kilisesi'ne yeniden canlılık kazandırılması gerektiğine inanıyor. Reformasyonlardan önceki dönemlerin, kilisenin ilk yüzyıllarının örnek alınması gerektiğini düşünüyor. Bu akım düşünsel düzeyde başlıyor. 1830'ların ilerleyen yıllarında ise bu kez Cambridge Üniversitesi'nden bir grup, Oxford'da başlamış olan bu akımın gerçek yaşama ve mimariye nasıl uygulanabileceğini düşünmeye başlıyor. Bu iki gruptan Cambridge kökenli olanı eklesiyolojist topluluğunu oluşturuyor. Bu topluluktan bir politikacı ve aynı zamanda önemli bir yazar ve düşünür olan Alexander Beresford Hope bu kilisenin yapılması için gerekli fonları sağlıyor. Kiliseden içeri girdiğimizde sakin ve güzel bir ortamla karşılaşıyoruz. İçeride pek çok renkli taş ve resim var. Bu kilisedeki görseller kutsal metinleri yansıtıyor. Aynı zamanda ibadethaneye de çok önem verilmiş. Sunak bölümü çok görkemli. Evet bu sunak bölümünde Hz. İsa'yı görüyoruz. Tanrı'ya tüm duyularla ulaşmak önemsendiği için kilisenin iç mekanında öykülerin resimlerle anlatılmasına ve görselliğe çok önem verilmiş. Süslemeler ve desenler doğu bölümdeki ana sunakta yoğunlaşmış. Aşağıda gördüğümüz mermerlerdeki desenler Ruski'nin önermiş olduğu Venedik stilinde. Buradaki mermer duvar, şarap ve ekmek ayininin yapıldığı sunakla kilisenin ana bölümünü ayırıyor. Aynı zamanda sunak bölümünün daha dikkat çekici hale gelmesini sağlıyor. Bu kilise, Hristiyan mimarisinin ilk örneklerinden olan Roma'daki Santa Sabina Kilisesi'ni anımsatıyor. Santa Sabina Kilisesi, Viktoryan dönemi mimarları için esin kaynağı olmuş. Kilisenin mimarisinde Hristiyanlığın birinci yüzyıldaki başlangıcından itibaren nesiller boyunca gelen tüm geleneklerin kucaklanmasına ve özgün olmaya çalışılmış. Kilisenin doğu yönüne yaklaştığımızda daha çok ışık geliyor ve mabet çok daha aydınlık gözüküyor. Zemin katta çok büyük pencereler yok. Bununla birlikte her iki taraftaki koridorlarda bulunan kemerlerin üst kısmındaki pencerelerden bol bol ışık giriyor. Kilisenin yukarıdan gelen ışıkla aydınlanması aynı zamanda ilahi olan ışığın yukarıdan geldiğini simgeliyor. Doğu duvarında Hz. İsa'nın yaşam öyküsünü görüyoruz. Gördüklerimiz 14. yüzyıl İtalyan sanatının Victoria döneminde yeniden yorumlanması. 1840'larda bu bina planlanırken çok ünlü bir Viktoryen dönemi ressamı olan William Dice, mimar ve kilisenin hamisi tarafından davet ediliyor. Dice'den doğu duvarında Hz. İsa'nın hayatını ve azizleri resmetmesi isteniyor. Ancak bu resimler bir süre sonra bozuluyor ve Comper tarafından tekrar boyanıyor. Comper resimleri yenilerken erken dönem İtalyan Rönesans dönemi resim tarzına uygun şekilde çalışıyor. Şimdi Dyson bazı tabloları aklıma geliyor. Örneğin Pegwell Koyu isimli tablosunda sanatçının ailesini deniz kabukları toplarken görürüz. Sanatçının tarzı oldukça gerçekçidir. Yaşadığı dönemi düşünürsek, Darwinci düşünce tarzı, realist bir kişilik ve kendisinden kilise için klasik tarzda dini resimler yapması isteniyor. Ancak bu bir çelişki değil. Zira Victoria döneminin ortalarında Tanrı inancı ile bilimin el ele olduğu düşünülüyor. Kilisedeki taşların renkli olduğunu ve özenle seçildiklerini görüyoruz. Kiliseye gelen inananlar sunak bölümündeki ayine katılabilmek için buradan geçiyor. Geçen zamanı kilisenin bu en özel bölümünde algılayabiliyoruz. Taşlardaki deseni ön taraftaki vaftiz bölümünde de görüyoruz desenler, figürler ve bunları yerleştirirken yapılan aritmetik hesaplamalardaki hassaslık gerçekten dikkat çekici. Hem bilimin hassas hesaplamalarını hem de ilahiyatı aynı anda hissettiğimiz bir mimari yapı burası.